Merhaba sevgili arkadaşlarım. 10. sınıf ve TYT hazırlık konu anlatımlarımıza son sürat devam ediyoruz. Sevgili canlar, kimyasal hesaplamalar konusunun 19. dersine geldik. Organik bileşiklerin yanma tepkimeleri ile ilgili soru çözümlerindeydik sevgili arkadaşlarım. 6 gram C2H6'nın yanmasıyla kaç mol su oluşur? Arkadaşlarım, C2H6 bileşiğini yakalım. Yakmak oksijen gazı ile kimyasal tepkimeye sokmaktı. Arkadaşlar, organik bileşikler yani yapısında karbon ve hidrojen bulunan bileşikler yandıkları zaman karbondioksit gazı ve su oluşurdu. Gerisi arkadaşlar bir denklem denkleştirmeydi. Girenler kısmına bakınız. Girenler kısmında organik bileşiğimizden kaç tane var? 2. Ürünlerde ise 1. Eşitliği sağlamak için ürünlerdeki karbondioksitin kat sayısını 2 aldım. Girenlerde hidrojenin kat sayısı 6. 6 hidrojen varken ürünlerde 2 hidrojen var. Hidrojeni 6 yapabilmek için suyun kat sayısını 3 aldık. Oksijenlere bakalım. 2 çarpı 2 4. 1 çarpı 3 de buradan geldi 7. 7 olabilmesi için o 2'nin katsayısı kaç olmalı? 7 bölü 2. O zaman arkadaşlar tepkimede biz maddelerin mol sayılarını yazalım. Organik bileşiğin katsayısı 1, 1 mol. Oksijen gazının 7 bölü 2'den 3.5 mol. Karbondioksit gazının 2'den 2 mol. H2O'nunki 3 olduğu için 3 mol oldu. Arkadaşlar organik bileşiğim C2H6 molünü bulalım N, M bölü MA. Arkadaşlar kütlesi 6, 2 karbon 6 hidrojen, karbon 12 çarpı 2 24, 6 da hidrojenden geldi 30. Böldüğüm zaman ne yaptı? 0, 2 mol yaptı. Arkadaşlar soru da organik bileşiğin 2 mol, 1 mol değil 0, 2 mol oldu söyleniyor. Bu yüzden biz ne yapacağız? Tepkimede bulmuş olduğumuz değerleri 0,2 ile çarpacağız. Hepsini biz 0,2 ile çarpalım arkadaşlarım. Eğer biz hepsini 0,2 değeriyle çarptığımız zaman o zaman oksijen ne olacaktır arkadaşlarım? 0,7 mol. Karbondioksit ne olacaktır? 0,4 mol. Suyumuz ne olacaktır? 0,6 mol. Bizden neyi soruyor? Suyun molunu istiyor. Kaç mol? 0,6. Bu yüzden doğru cevabım deniz doldu. Arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda ne demişiz? 22 gram C3H8 bileşiği yandığında normal koşullarda kaç litre karbondioksit gazı oluşur şeklinde. Bu yüzden ne yapmalıyız biz? C3H8 propan gazını yakmalıyız. Yanma oksijen gazı ile verilen kimyasal tepkimeydi. Organik bileşikler yandığında karbondioksit ve su oluşurdu. Arkadaşlar gerisi denklem denkleştirmeydi. Arkadaşlarım organik bileşikte kaç karbon var? 3. Ürünlerde ise 1 karbon var. Bu yüzden karbondioksitin katsayısı 3 olur. Hidrojen 8. Ürünlerde ise 2 hidrojen var. 8 olması için suyun katsayısı 4 oldu. 6 oksijen karbondioksitten, 4 oksijen de sudan gelirse 10. 10 olabilmesi için oksijenin katsayısı 5 oldu. Arkadaşlarım tepkimemiz C3H8'in katsayısı 1 olduğu için yani herhangi bir şey yazılmadığı için 1'dir 1 mol. 1 mol organik bileşik 5 mol oksijenle yandığında 3 mol karbondioksit ve 4 mol de su oluşur. Bizden 22 gramını istiyor. O zaman molünü bulacağız arkadaşlarım. N, M bölü MA. Kütlesi 22. MA'sını bulalım. 3 karbon. Karbon 12. 3 çarpı 12'den 36. 8 de hidrojenden geldi arkadaşlarım. Kaç yaptı? 44. Böldüğüm zaman ne yapar? 0,5 mol bileşik yapar. O zaman biz organik bileşiğimizi 1 mol değil
kaç molla dönüştürmemiz lazım? 0,5 mola. Çünkü soruda 0,5 mol ile ilgili değerler isteniyor. Bu yüzden tepkimeden faydalanıp bulduğum bütün kat sayıları 0,5 ile çarparız. 0,5 ile çarptığım zaman arkadaşlarım 2,5 mol oksijen gazı harcanırken buna karşın 1,5 mol karbondioksit gazı oluşur. Ve arkadaşlarım 2 mol de su oluşur. Bizden oluşan karbondioksit gazının normal koşullarda hacmini istiyor. Normal koşullarda molü hesaplarken hacmi bölü 22,4 diyorduk. Molü 1,5. Karbondioksitin hacmini bilmiyorum, 22,4. Buradan karbondioksitin hacmi ne olacaktır? 33,6 litre olur. Nerede? Normal koşullarda. O zaman 33,6 litre doğru cevabın Bursa olur. Sevgili arkadaşlarım, geldik 3. sorumuza. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C4H10 gazı yandığında kaç gram karbondioksit gazı oluşur? O zaman C4H10 gazını ne yapalım arkadaşlarım? Yakalım. Yakmak neydi? Oksijen gazıyla kimyasal tepkimeye sokmak demekti. Organik bileşikler yandığında ne oluşacaktı? Karbondioksit ve su oluşacaktı arkadaşlarım. Organik bileşiğin yapısında 4 karbon var. Ürünlerde 1 karbon. Bu yüzden karbondioksitin katsayısı 4. 4 alınır. Organik bileşiğin yapısında 10 hidrojen varken suyun yapısında 2. 10 olabilmesi için suyu 5 ile çarptık. Sonra ürünlerde karbondioksitten 8. Sudan da 5 oksijen gelir ki 13 oksijen eder. 13 de girenlerde de olabilmesi için girenlerin katsayısını ne yapacağız? 13 bölü 2 ile o 2'nin katsayısını çarptığımız zaman tepkime denkleşmiş olacak. O zaman arkadaşlar tepkimemizde organik bileşikten 1 mol harcanırken 6,5 mol oksijen gazı harcanır. 4 mol karbondioksit oluşur ve 5 mol de su oluşur. Ama organik bileşiğin 1 mol olduğu söylenmemiş. Normal koşullarda hacmi verilmiş. Hemen molünü bulalım. Molünü bulmak için verilen değeri 22,4'e böldüğüm zaman 0,5 mol organik bileşik eder. Soruda organik bileşiğimizin 0,5 mol olduğu söylenmiş. Biz 1 molü 0,5'e dönüştürebilmek için kaçla çarpacağız? 0,5'le. Tepkimeden faydalanıp bulduğum bütün değerleri 0,5'le çarparız arkadaşlar. Arkadaşlar bu değerleri biz 0,5'le çarptığımız zaman ne olacaktır? 3,25 mol 3,25 mol oksijen, 2 mol karbondioksit, 2,5 mol de su oluşur. Bizden kimi yiyor karbondioksiti? Nesini? Kütlesini. Kütlesini hesaplarken ne yapıyorduk? Molü çarpı mol kütlesi. Molünü bulmuşum, 2 mol. Karbondioksitin kütlesi 1 karbon 12, 2 de oksijen. 2 çarpı 16'dan 32 topladık, 44. Buradan karbondioksitin kütlesini çektiğim zaman 88 gram olur ki doğru cevabım Adana olur. Arkadaşlar geldik 4. soruya. Sevgili gençler 4. soruda ne demişiz? 14 gram C2H4 yandığında aç kan karbondioksit gazının normal koşullarda hacmini sormuşuz. Öncelikle C2H4'ü yakmalıyız. Yakmak oksijen gazıyla kimyasal tepkimeye sokmaktı. Yanma ürünü karbondioksit gazı ve suydu sevgili canlar. Organik bileşiğin yapısında 2 karbon var. Bu yüzden karbondioksitin katsayısı 2 olur. Organik bileşikte 4 hidrojen var. Suyun yapısında 2 hidrojen 4 olabilmesi için suyu 2 ile genişlettik. Ardından 4 oksijen karbondioksitten 2 sudan geldi 6. Girenlerin 6 olabilmesi için oksijen gazının katsayısı kaç alınmalı? 3.
tepkimeden faydalanıp maddelerin mol sayısını bulacak olursak organik bileşiğimizden 1 mol harcanırken 3 mol oksijen gazı harcanır, 2 mol karbondioksit oluşur, 2 mol de su oluşur. Sevgili canlılar, 14 gram karbondioksit, 14 gram organik bileşik demiş. Kütle bölü mol kütlesinden molünü bulalım. 2 karbon 4 hidrojen, 2 çarpı 12 24, 4 de oradan geldi 28. Böldüğüm zaman organik bileşiğim ne olacaktır? 0,5 mol. O zaman soruda organik bileşiğim 1 mol değilmiş, 0,5 molmuş. Yani ne yaptık? O tepkimede bulduğum değeri 0,5 ile çarptık. Buradan dolayı ne yaparız? Tepkimede bulmuş olduğumuz bütün değerleri 0,5 ile çarparak maddelerin soruda istenen mol sayılarını bulmuş oluruz. Bundan dolayı 1,5 mol oksijen gazı harcarken 1 mol karbondioksit oluşur ve 1 mol de oluşur. Bizden ne istiyor? Oluşan karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmini istiyor ki 1 mol gaz normal koşullarda zaten ne kadarlık hacim kaplıyordu? 2,4 litre hacim kaplıyordu. Bu yüzden cevabımız Denizli olur. Arkadaşlarım, geldik güzel bir soruya. 1 mol açık zincirin yanmasıyla 54 gram oluşuyor ise alkenin 1 molinde kaç mol atom vardır? Arkadaşlarım, öncelikle şu kısımda faydalı önce birinci cümleden, yani bir açık zincirli alkenin yanmasıyla 54 gram su oluşuyor. Öncelikle ne yapacağız? Alkenimizi, yani CnH2n'i yakacağız. Yakmak ne oksijen gazıyla tepkimeye sokmaktı. Yanını açığa çıkardı? Karbondioksit ve su açığa çıkardı. Arkadaşlar, organik bileşiğimizde kaç karbon var? N tane. O zaman günlerde karbondioksitin kaç sayısı olmalı ki N tane karbon atomu içersin? 2 N tane hidrojen atomumuz var. Ürünlerde ise H2O'nun yapısında hidrojen var. N tane. İçin olabilmesi için kaç sayısı da dedik? N'di. Bundan dolayı 2 N oksijen burada, N de burada, 3 N. Oksijenin kaç sayısı ne yaptı? 3 N bölü 2 olursa TN olur. Dikkat ediniz arkadaşlar. Tepkimede CnH2n, yani organik bileşiğin kat sayısı 1. 1 mole harcanırken 3 N bölü 2 mol oksijen gazı harcanıyor. N mol karbondioksit ve N mol de su oluşuyor. Soruda 1 mol bileşik yandığında 54 gram su. O zaman suyun molü bulalım. Kütle 54, 2 hidrojen 2, 1 oksijen 16 topladık 18. Böldüğüm zaman kaç edecektir? 3 mol. 1 mol karbondioksit yandığında N mol su oluşuyormuş. Ama soruda N 3 mol olduğu söyleniyor. O zaman N'in değeri 3 ise arkadaşlarım, CnH2n bileşiğinde N yerine 3 yazarsak C3H6 bileşiği olur. Bileşiğin 1 molünde karbon atom var. 1 molünde 3 karbon 6 hidrojen 9 çarparsak ne yapar? 9 mol atom yapar ki doğru cevabım. Arkadaşlar, geldik 6. sorumuza. Normal koşullarda 33,6 litre hacim kaplayan alkinin tamamı yandığında 132 gram karbondioksit gazı oluşuyor. Buna göre alkinin molekül formülü aşağıdakilerden istedik. Arkadaşlar, öncelikle ben alkinimizi yakayım. CnH2-2. Yanmak oksijen gazıyla verilen kimyasal tepkimeydi. Karbondioksit ve su oluşacaktı. Arkadaşlar, karbon var. Karbondioksit ise kaç hidrojen
2N-1. Burada sayısı 2 olduğu için ne olur? N-1 alırsak 2N-1 de hidrojen yaptı. Oksijenlere bakalım. 2N burada. N-1 de burada. N-1. O zaman ne olacak? N-1/2 de bunun kat sayısı alınırsa tepkimemiz denk olur. Tepkimemizde dikkat edin arkadaşlar. Bir mol organik eşit bir organik birleşik yanında 3N-1/2 mol oksijen gazı, N mol karbondioksit ve N-1 mol su oluşuyor. Bizim organik bileşik karbondioksiti ilişkilendir. O zaman diyor ki tepkimde 1 mol CnH2n-2 yanınca dikkat ediniz kaç mol N mol CO2 oluşuyorsa. Peki kaç mol, soruda kaç mol organik bileşik verilmiş? Hemen normal koşullarda 22.4'e böldüğü zaman 1.5 mol. O zaman soruda ise 1.5 mol CnH2n-2 yanınca 132 gram karbon. Bunun molünü bulalım. 132. Karbondioksitin en azını bulacak olursak 44 böldüğüm zaman 3 mol olur. 1 molü yaptığında da 3 mol karbondioksit oluşuyor. İçler dışlar yaptığım zaman N'in değerine çıkan arkadaşlarım 2. CnH2n-2 bulantısında N yerine yazacak olur. Bileşik C2H2 eder ki doğru cevap A olur. Arkadaşlarım 7. sorudayız. 10 gram propanin yanmasıyla kaç gram su oluşur? Arkadaşlar propanin ne? C3H4. Yakma oksijen ile kimyasal tepkimeye girmesi. Tepkimeye girince karbondioksit ve su oluşur. Kaç 13, 3 karbondioksit. Kaç hidrojen? 4, 4 olabilmesi için 2 su. Oksijen 6 burada, burada 8 olması için. Tepkimeye göre değerleri yazalım. C3H4'ün kat sayısı 1 olduğu için 1 mol yanar. 4 mol oksijenle 3 mol karbondioksit, 2 mol su oluşur. 10 gram propin diyor. Propinin molünü bulalım. Kütlesi 10. 3 karbon. 3 çarpı 12'den 36. 4 de hidrojenden geldi 40. 10 bölü 40'tan ne yapar? 1 bölü 4. 1 mol hemen yazıyorum. 1 mol C3H4 yanınca kimi istemiş? Suyu. Kaç mol su? 2 mol H2O oluşursa. Arkadaşlarım kaç mol su yanınca, kaç mol karbondioksit yanmış? 1 bölü 4 mol. 1 bölü 4 mol yandığında kaç mol su olacaktır? 1.2 mol H2O oluşur. Onun da kütlesini bulalım. Mol 1.2 bölü 2. H2O'nun hem adı 2 hidrojen, 16'da oksijenden geldi 18. Çarpı 18'den ne yapar? 9 gram H2O yapar ki doğru cevap olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri aşağıya yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakınız. İyi günler. Hoşça kalın.